Peki çocuklarını cesaretlendirme ve takdir etme nasıl, ne şekilde olmalıdır? Evet, burada da baktığımızda gerçekten yine çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi anneler ve babalar çocuklarını maalesef hiçbir zaman takdir etmiyorlar. Çoğunlukla anneler ve babalar çocuklarına ve her zaman diyorlar ki sen yapamazsın, sen başaramazsın, oradan uzak dur, bundan uzak dur, şuradan uzak dur diyerek hayatlarını geçirmeye devam ediyorlar. Fakat şunu böyle görmek gerekiyor ki genç yaştaki çocuklar arkadaşlığı severler ve nadiren yalnız olmaktan hoşlanırlar. Yani bizler çocuklarımızla arkadaş gibi olmalıyız. Çünkü onlar, eğer onlarla arkadaşlık kurarsak bizleri seveceklerdir ve bizlerle beraber iyi bir şekilde hayatını geçirebileceklerdir. Bunu da söylememizin sebebi çocuklar gerçekten arkadaşlığı severler ve yalnız olmaktan hiç hoşlanmazlar. Bizler gerçekten sevgi ve ilgi görmekten de hoşlandığını düşünüyorum çocukların ve gerçekten de bu böyledir. Anneler ve babalar olarak hem arkadaşlık kurmalıyız, hem onlara sevgi ve ilgi göstermeliyiz, hem de onları asla yalnız bırakmamalıyız. Ve baktığımızda bu aynı zamanda annelerini mutlu edecek düşüncelerden de aynı oranda hoşlananlar sonuçta kendi küçük mutluluklarını ve üzüntülerini annelerine götürmeleri çok doğaldır. Yani burada baktığımızda çocukların üzüntülerini de mutluluklarını da annelere götürmeleri gayet son derece normaldir. Çünkü dediğimiz gibi çocuklar arkadaşlıktan hoşlanır, yalnız kalmamaktan hoşlanır ve sevgiyle ve ilgiyle büyümekten hoşlanırlar. Ve genelde anneler çocuklarına karşı böyle davrandıkları için çocuklar da onlara sevgilerini, mutluluklarını ve üzüntülerini götürmeleri ve onlarla paylaşmaları gerçekten çok doğal bir durumdur. Böylesine önemli bir konuda anneler ilgisiz davranarak onların hassas kalplerini hiçbir zaman yaralamamalıdırlar. Baktığımızda bu durumda ki annelerin her zaman çocuklarını ilgiyle, sevgiyle, şefkatle dinlemeleri ve onların bu sıkıntılarına çözüm aramaları gerekmektedir. Aksi takdirde maalesef kalpleri kırılabilir ve üzülebilirler. Ve şunu da asla unutmayalım. Çocukların mutluluklarını da paylaşmalıdır anneler. Kendilerini her zaman ön planda tutmalıdırlar. Annenin gösterdiği sevgi ve verdiği onay çok önemlidir. Onay veren bir bakış cesaretlendirici ya da övgü dolu bir sözcük. Yani bu çok önemli bir nokta. Anneler özellikle çocuklarıyla daha çok vakit geçirdiği için ve çocuklarına daha çok şefkatli ve merhametli davrandığı için özellikle çocuklar annelerinden cesaretli ve onların gerçekten övgü dolu sözlerini duyarlarsa kalplerinin içine doğan bir güneş gibi olacaktır. Yani burada çocuklarımızın kalpleri mutlu olacaktır ve ışık saçan birer güneş gibi olacaktır diye düşünebiliriz. Ve demem gereken noktada, en önemli noktada şudur. Çoğu zaman onların gün boyu mutlu olmalarını sağlamaktadır. Yani anneler, babalar çocuklarını cesaretlendirirse ve överse gün boyu mutlu ve sağlıklı olacaklarını düşünmemiz gerekmektedir ve bu şekilde yaşamaları gerekmektedir. Hüseyin Bey, cesaretlendirme konusunda bir örnek vermek istiyorum izninizle. Misal çocuklarımızın el becerisi ya da mantık becerisi isteyen bir iş yaptığında ve bunu ilk defa veya ikinci defa yapamadığında genellikle anneler beceriksizsin diye çocuklarını adlandırıyor. Ve böyle umutlarını kırmış oluyor, cesaretlerini kırmış oluyor. Bunun yerine tabii ki oğlum ya da kızım şimdi yapamadın ama bir dahaki sefere yaparsın, alışırsın diyerek cesaretlendirmek gerektiğini söylüyorsunuz.